Tarihi eser diye 18.000 TL ödeyerek aldığı çömlek sahte çıktı. İşte 2019'un en talihsiz 7 arkeoloji olayı. Türkiye, 2019 yılında yapılan arkeolojik kazılarla birçok heyecanlandıran keşfe imza atsa da trajikomik olaylar da eksik olmadı. İşte arkeolojinin derlediği 2019'un en talihsiz 7 arkeoloji olayı. Burdur'da iki kişi günümüze ait bir çömleği tarihi eser yalanıyla 18.000 TL'ye sattı. Söz konusu olay dolandırılan kişinin polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Oldukça normal bir olay gibi tarihi eser almak isterken dolandırıldığını belirten mağdur, günümüze ait bir çömleğe 18.000 TL verdiğini söyledi. Yakalanan şüphelilerin açıklaması ise gayet açık ve netti. Parayı harcadık. Islahiye ilçesindeki mahalle sakinleri 1984 yılında mahalle kırsalında buldukları bazalt taşını camide musalla taşı olarak kullanmaya başladı. Ancak yakın zaman önce taşın Roma dönemi lahit kapağı olduğu anlaşıldı. Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Mehmet Kaçar, camimizde musalla taşı ihtiyacı olunca biz de traktörle giderek bu taşı kırmadan traktörü yükleyerek buraya getirip yerleştirdik diyordu. Burada sağlam duruyor ve bizler de korumasına özen gösteriyoruz dedi. Kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü çevrilen ayrıca özel harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan kazı alanı uzun süredir büyük bir merak konusuydu. CİMER üzerinden verilen cevaba göre alınan güvenlik önlemlerinin nedeni kaçak kazılardı ve asıl merak konusu olan konu neler bulunduğu ise şöyle: kandil parçası, çatı kiremiti, amfora. Gaziantep'teki Roman döneminden kalma Septimus Severus Köprüsü'nün aslında yıllardır restore edilmesi bekleniyordu. 2015 yılında mahallenin muhtarı söz verilmesine rağmen restorasyon çalışmalarının başlamadığından şikayet etmişti. Daha sonra 2015 yılının sonlarında restorasyon çalışmaları başladı. Ancak ortaya çıkan görüntü tarihi dokudan oldukça uzaktı. Yapının bazı orijinal parçaları restorasyon işlemleri sonrasında yerinde yoktu. Tarihi köprü sanki yıkılıp yerine yenisi yapılmıştı. Mahalleli polisin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen kazı çalışmalarını merakla izledi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde kazı çalışması iş makineleriyle yapıldı. Yasal izinle define arayan arkeolog, "Burada bir hazine olduğunu düşündüğümüz için burada bir kazı çalışması başlattık. Kazımız 3 gün sürecek. Tek bir cihazın yardımıyla şu anda hazine noktalarına doğru ilerliyoruz. Buranın geçmişte bir konak olduğunu, konağın bahçesinde de bir oda, oda içerisinde de bir definenin var olduğunu düşünerek böyle bir kazı çalışması başlattık," dedi. Antalya'da Selçuklu dönemi stilinde yapılan yaklaşık 800 yıllık Alaaddin Camii restorasyonu, ünlü taç kapının yerine yenisi yapıldı. Anadolu tarihinin sanat şaheseri olarak nitelendirilen 800 yıllık taç kapısı artık günümüzün taşlarıyla yepyeni pırıl pırıl. Gümüşhane'deki göl define bulmak için yok edildi. Gümüşhane'de yer alan dipsiz göl define bulma iddiasıyla başlatılan yasal kazının kurbanı oldu. Yüksek bir rakımda bulunan ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan dipsiz göl, define bulma ümidiyle yasal izinle kazılarak yok edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından kazılmış göl alanı toprakla dolduruldu. Tepkiler büyüyünce gölü yeniden oluşturabilmek adına alan tekrar kazıldı. Tepkiler devam edince sit alanı ilan edildi. Ve son olarak 12.000 yıllık gölün tekrar oluşması için karların erimesinin beklenileceği belirtildi.